Öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü toplantıda açıkçası göreve geldiğimiz günden beri hiç gizlisi saklısı olmayan, kimsenin ötekileştirilmediği, kimseden bir şeyin saklanılmadığı, kapısı olmayan, duvarı olmayan bir belediyede açık ve net, şeffaf belediyecinin nasıl olduğunu geldiğimiz günden beri göstermeye çalıştık. Ancak bazıları gerek sosyal medyada gerekse kendilerince çıkarttıkları yerel basında diyorum tabii ki bazı bilgiler dolaştırılmakta ve de yanlış olduğu için de bu basın toplantısı açıkçası hem bilgilendirme amaçlı, aslında onlara cevap verme diye değil, sadece bilgilendirme amaçlı bir basın toplantısı olduğunu bilmenizi istiyorum. Şimdi çokça söz edilen eski adıyla Koç Restoran, şimdiki adıyla Tilli Muhallebisi olan yerin önceki eski kirası 4659 artı KDV 5497 lira 62 kuruş iken bugün 36.000 artı KDV 42.480 TL. Yine örnek olarak veriyorum, yan tarafındaki eski Meriç Çay Bahçesi eski kirası 4356 artı KDV toplam 5140 iken bugün KDV'siyle beraber 67.200 lira olmuş. Yine birilerinin çokça kaşımaya çalıştığı, bir şeyler bulmaya çalıştığı, istediği yer, konuşulan yer Arnavutköy Balıkçı Limanı'ndaki yerimiz, Mudanya Balık olarak bilinen eski adıyla yerimiz, daha önceki kirası 2783 lira artı KDV. Toplam 3283 lira 94 kuruş iken yapılan ihale sonucunda 21.200 artı KDV 25.016 liraya çıkmış. Gördüğünüz gibi bütün kalemler tek tek buraya yazılmış. Eski kiraları şimdiki kiralarıyla bir toplama da bakarsak eğer göreve geldiğimizde yaklaşık 1,5 milyon civarında olan yıllık gelirimiz, kira gelirimiz 2016 yılı itibariyle, bu sene itibariyle 4 milyonu aşmış vaziyette. Burada bazı örneğin alacaklar da var değil mi ki? Yani o eski Koç Restoran'tan ecri misil olarak çıkarılan mahkeme kesinleşti onun da, Fikret değil mi? Onlarla beraber 4 milyonu geçen yaklaşık 3 katı gibi bir toplamda kira artışı olmuş. Bizim her şeyimizin yasalar çerçevesinde, mevzuat çerçevesinde açık, hiç kimsenin şeyi, hatırı, gönüllü sayılmadan açık ve şeffaf ihaleler yapılmıştır. Hiçbir arkadaşım asla müdahale etmemiştir. Ve bugüne kadar da bu ihalelerin ne kadar şeffaf olduğunu, hatta siz basın mensuplarının huzurunda da yaptık bunu, zaman zaman paylaştık. Ama bazı arkadaşlarımız bunlardan bir şey çıkartmaya çalışıyor ki her şey ortada. Geldiğimiz durumda kira gelirini 3'e katlayan bir belediyemiz var. Ve bu gelen gelirlerde hepsi halka hizmet olarak kuruşu kuruşuna hesabı verilen vaziyette. Çok şükür göreve geldiğimizden beri müfettişlerimiz de eksik olmadı. Yapılan şikayetler, zaman zaman şikayetler neticesinde, onların da yaptığı denetimler sonucunda yine alnımızın akıyla bir kuruş suistimal olmadan tertemiz bir şekilde çıktık. Bunu da bütün Mudanya'mıza, bütün Türkiye'mize duyurmak istiyorum. Çünkü bizim için onurdur bu. Böylesine denetimlerden, sıkça yapılan denetimlerden hakikaten hiçbir yara bere olmadan, hiçbir şaibe olmadan tertemiz çıkmak başlı başına övünülecek bir konudur diye düşünüyorum. Bunun da bizim Mudanya'da yaşayan tüm hemşehrilerimizin ve Mudanya'da ilgi duyan herkesin bilmesini istiyorum. Konum bu. Başka yine
Göreve geldiğimiz günden beri birileri neler yaptığımızı merak edenler var. Yaptığımız hizmetlerin açılışını toplu olarak genel başkanımızın gelişiyle birlikte açıklayacağız demiştik. Daha önce iki kez ertelendiği için toplu yaptığımız projelerin, gerçekleştirdiğimiz projelerin açılışını yapamamıştık. Geçtiğimiz günlerde bir parkımızın açılışını yaptık. Eğer bir aksilik olmazsa 11 Ekim'de genel başkanımız Mudanya'da olacak ve yaptığımız bütün hizmetler, bakın sadece proje olarak değil, maliyetiyle birlikte kaç paraya mal edilmişse hepsi açık ve net olarak bütün kamuoyuna verilecektir. Bizim hiçbir şeyimiz gizli saklımız, hiçbir şeyimiz kapalı değil. Her şeyimiz açık, dürüst ve şeffaf belediyeciliğin gereği olarak her şeyimizi bütün Mudanyalı hemşehrilerimiz, yine söylüyorum, bütün Türkiye bilecek, bütün dünya bilecek. İddia ediyorum, Türkiye'de ve dünyada böylesine bir belediye başkanı, böylesine bir belediye yönetimi ve böylesine bir belediyenin olmadığını biliyorum. Kapısı olmayan, gizlisi saklısı olmayan, duvarı olmayan, bu kadar açık ve şeffafken birilerinin bir şeyler aramasına ve bu kadar da müfettiş gözetimi altında, denetimi altında olmasına rağmen, hiçbir şey çıkmamasına rağmen birilerinin bir şey yaratma çabası boşa gidecektir. Bunu da söylemek istiyorum. Ve bu konuda da iddiası olan bir kişiyi, muhatabım değil ama bir an önce istifaya davet ediyorum. O kişiyi de biliyorsunuz. Mudanya'da yaptığı görevi de biliyorsunuz. Bir an önce istifa etmeli. Çünkü bizim yaptığımız hizmetler bundan önceki yıllarda söylediğim gibi 30 yılda yapılamayan hizmetleri 2 yıl gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirdik. Tek tek bunların açılışında genel başkanımız dediğim gibi bir aksilik olması geldiğinde açıklayacak ve bütün kamuoyu bizim Mudanya Belediyesi'nin Evciler Köyü'nden Altıntaş Köyü'ne kadar 36 köyü, toplamda 47 mahallesinde yapılan bütün hizmetleri tek tek görecektir. O söz konusu kişinin yaptım dediği kapalı pazar yerine Mudanya Arnavutköy yat limanı yeter. O yat limanının yeniden sökülüp yapıldığını bazıları belki bilmiyor ama o yat limanı söküldü ve yeniden yapıldı. Yaklaşık son derece modern bir hale getirildi. Toplam maliyeti yaklaşık 2 milyon TL civarında. Tekel Parkımız, Atatürk Parkımız, Filiz Restorant'ın arkasındaki parkımız, işte en son çakıl sahamız, halı sahamız, spor testlerimiz, köydeki meydanların düzenlenmesi, arazi yolları, köylerdeki çocuk parkları, oyun alanları, Burgaz'daki Atatürk Parkı, başlı başına söz konusu kişinin yaptığı o işin çok çok üzerinde. Ama onlar görmüyorsa bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Genel başkanımız geldiğinde inşallah aksilik olmaz. Bu projemizi tek tek bütün görselleriyle birlikte, maliyetleriyle birlikte dürüst ve şeffaf bir şekilde tüm kamuoyuna paylaşmış olacağız. Eğer kendisi de dürüstse, bu konuya girmek istemezdim ama o pazar yeriyle ilgili yapılan masrafları çıkarsın, savcılığa hesabını versin, herkes görsün. Yine iddia ediyorum, o yerle ilgili sıhhi tesisat malzemesi alınan firmanın fazla fatura kesmemesi sonucu bir ara firma bulunarak deterjan firmasına fatura kestirilip, bununla ilgili sanıyorum daha önce basına da bir takım bilgiler gelmişti, bize de basından gelmişti bunun fotokopileri savcılıkla ilgili. O firma tarafından da iki katı paralar kesilerek esnaflarımızın paralarının nasıl birilerinin cebine gittiğini savcımız araştırsın. Çok net olarak bir şey daha söyleyeyim. Yapılan bütün uygulamalarda, bütün davranışlarımızda asla kimseyi kayırma gibi, kollama gibi bir davranış içerisine girmedik. Kim olursa olsun her konuda açık, yasaları mevzuatı bize yapmamızı istediği şey neyse onu yaptığımızı herkesin bilmesini istiyorum. Bunun dışına asla çıkmadık. Ve arkadaşlarım dahil bu belediyeyi yönetirken de elimizden geldiğince
hem sabırlı davrandık bazılarının söylemlerine karşı, ama gerçek budur. Ne yaparlarsa yapsınlar, o söylediğimiz gibi daha önce de güneş balçıkta sıvanmaz. Mudanya Belediyesi tertemiz, belediye başkanıyla, belediye mensupleriyle, çalışanlarıyla birlikte Mudanya'ya ve Mudanyalılara hizmet vermeye devam edecektir. 100 proje olarak çıktığımız bu yolda büyük oranda gerçekleştirdiğimiz projelerimizin önümüzdeki süreçte işte Yıldıztepe gibi çok önemsediğimiz bir proje hayata geçecek. Onun temelini atacağız hep beraber. Ve iddialı bir şekilde de söylüyorum, bir yıl gibi kısa bir sürede de bitirmeyi planlıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde genel başkanımızın gelişinde, genel başkanımız açıklayacağı için şu anda açıklamıyorum. Bir projemizin lansmanını yapacağız, tanıtımını yapacağız. O projemizde Mudanya Montanya Otel'den İdo iskelesine kadar olan Mudanya'nın sahil düzenleme projesidir. Göreceksiniz bizim projemizi gördüğünüzde. Büyükşehir'in yaptığı bu proje, sahil düzenleme projesi diye çıktığı projenin bir restorasyon olduğunu, bir tamirat olduğunu göreceksiniz. Bizim projemizin Mudanya'mıza gelecekte nasıl bir ışık tutacağını, nasıl Mudanya'mızın değerine değer katacağını hep birlikte göreceğiz. O projenin içerisinde kentsel dönüşüm dahil Mudanya'nın ihtiyacı olan bütün her şey var. İnsanlarımızın insanca yaşayacağı kongre kültür merkezinden çocuklarımızın oyun alanlarına, hatta kaykay pisti dahi olan mükemmel, muhteşem bir proje. O projemizde inşallah genel başkanımız bütün kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna duyurmuş olacaktır. Bir başkanım, nasıl sormuştum ben? Büyükşehir Belediyesi için yapmış olduğu bir planlama var. Arkadaşlar bulunmasın da bir planlama var. Büyükşehir yaparken siz bu projeyi nasıl yapacaksınız? İnsanlara da bunu uygun mu, yapabiliyor musunuz? Ya da onlar bitirdikten sonra üzerine mi gideceksiniz? Ya da onlar hiç başlamadan direkt siz mi yapacaksınız? Burası yok zaten bizim projemizde. Bizim projemizde Montanya'dan sonrası var. Montanya'dan sonrası için diyeceksiniz ki burada büyükşehirin fonksiyonu yok mu? Tabii ki var. Ama bizim yapmak istediğimiz olay şu. Bizim sosyal demokratların sosyal demokrat anlayış gereği proje demokrasisi diye bir anlayışımız var. Burada proje demokrasisi işleyecek. Bunu Mudanya'daki yaşayan hemşehrilerimiz, Türkiye'de yaşayan yurttaşlarımız, herkes ilgili hale getirilip sivil toplum örgütleri, meslek odaları dahil görüşler alınacak. Olması olmaması gerekenler tartışmaya açılacak ve bir kamuoyu baskısıyla eğer karşı çıkanların olursa onların da olumlu cevap vermesi veyahut da olumlu bakmasını sağlanmış olacak. Yani bu büyükşehir açısından da böyle, gerekiyorsa hükümet açısından da böyle. Bunu yapacağız çünkü o proje gerçekten Mudanya'mıza nefes aldıracak, Mudanya'mızı geleceğe taşıyacak. Gördüğünüzde herkesin imreneceği muhteşem bir proje. Ben mükemmel diyorum da bazen tekliyorum böyle. Hocam muhteşem diyor. Muhteşem bir proje. O projenin hayata geçmesi, bizim yapacağımız girişimler sonucunda vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bize vereceği destekle birlikte o projede hayat bulmuş olacaktır. Her şeyi düşünülmüş, finansmanı düşünülmüş, kendi kendini yapabilen, kendi kendine yetebilen, kendi içerisinde üreterek o projenin finansmanını sağlayan anlayış var orada. Paylaştığımızda hep birlikte görmüş olacağız. Yani şu anda hoşuma geldi mi? Eğer başlarsa ne kadar söyleyecek? Yani görev süresi mevcut. O proje uzun vadeli bir proje. Yaklaşık 10-15 yıllık bir proje. Yani tahmin edilen. Ama gördüğünüzde gerçekten çünkü orada bize ait olmayan alanlar da var. Şu anda örneğin fabrikalar var. Eski adıyla Siemens, Prizmin, Yazaki fabrikaları var. Oraların turizme dönüştürülmesi var. Yani bize ait alanlar var, kamuya ait alanlar var, şahsa ait alanlar var. Yaratılan cazibeyle birlikte şahıslar, o kurumlar dahil herkesin o cazibenin etkisinde kalarak o projenin uygulanması için çaba sarf edeceğine inanıyorum. Çünkü gerçekten muhteşem bir proje. Yani bu yaz inşallah biter diyoruz. Yani hepimizin bildiği gibi aslında plansız programsız yapılan bir iş. Tahminen 3 aylık veyahut da bilemediğiniz 6 aylık bir iş. 3 sezondur, 3 yazdır bizi Mudanya'mızı
çok kötü bir şekilde etkilemiş durumda. Başta esnafımız olmak üzere sahil esnafımız. Tabii ki sadece Mudanyalılar değil, Mudanya'ya gelen yurttaşlarımız da bundan çok etkilendi. Umarız biraz daha akılcı davranarak etap etap hiç değilse baştan beri yapmaları gereken bizde de yaptıkları görüşmede bizim de önerdiğimiz şekilde yaparak bu proje bir an önce bitmiş olur. Aslında projemi baktığınız zaman bittiği zaman da hep beraber göreceğiz. Şuradan balkondan da bakarsak görürüz. İlave yapılan bölümler eskisinin üzerine 3-5 metre eskiden kaya olan yerlerin, kullanılmayan yerlerin şimdi betonlaştırılarak yine kullanılamayacağını hep beraber göreceğiz. Çok da böyle faydalı bir proje değil. Açıkçası oraya harcanan paraya da yazık. Yazık diyorum. Yani ve Mudanya'mızın kaybettiği 3 sezon, Mudanya'ya gelen insanlarımızın kaybettiği 3 sezonda değeri biçilmez. Sorulara geçtik mi başkanım? Sorabilirsiniz tabii ki. Benim bu konuda sizlere sanırım dağıtıldı bunlardan. Her şeyi sorabilirsiniz. Bu konuların içinde ya da dışında sorulara geçebiliyorsak. Tabii. Her şeyi sorabilirsiniz. Benim hemen aklıma gelen birkaç farklı konu var çünkü. Onlara girmek isterim. Öncelikle şunu soruyorum. Denetimden geçtiniz ve alnınız akıyla çıktınız. Evet. Diyorum aynı zamanda park personelle birlikte. Denetlemeye gelen müfettişlerin yaptığı denetimde bu zaman içinde dedikoduya gelmiş, halkın arasında artık sürekli konuşulduğu hale gelmiş, belli konularda denetimde özellikle parantezin içine sokuldular. Hepsi, şöyle söyleyeyim, belediyenin bünyesinde olan bütün birimler, buradaki ihalelerdeki bütün birimler, bütün müdürlüklerle ilgili ne konu varsa encümen toplantılarından meclis toplantılarına, Park Bahçeler Müdürlüğü'nden, Temizlik Müdürlüğü'ne, Zeytin Dalı'na veyahut da diğer birinin hepsinin bütün yaptıkları tek tek incelendi ve rapor haline getirildi. Güzel. Yani o en azından bu tür konularla ilgili artık o kimsenin konuşmuyor. Hepsi maliyesinden, hani mali işlerinden, destek hizmetlerine, diyorum ya insan kaynaklarından, zabıtasına, hepsi. Yani belediyenin ilgili bütün birimleri, bağlı bütün birimleri, bütün müdürlüklerin hepsinin kontrolü yapıldı. Tek tek. Bu konuların dahilinde sürekli sosyal medyada gündeme gelen bu kameralarla ilgili bir kameralar değil de bir tek kamerayla ile ilgili bir eleştiri sık sık tekrarlanan hale gelmişti. O konuda söyleyeceğiniz bir şey olacak mı? Herkesin de bilebileceği şekilde. Şimdi belki o kamera için o sitenin yönetimi gelip buraya bir dilekçe vermiş olsa tamamını bizim yapacağımız bir şey olabilirdi. Daha önce bir sitenin, bizim de çalışanımızın oturduğu bir sitenin karkasını yapmışlar, ana şeylerini yapmışlar, tavanını yapmışlar, işte dikmelerini yapmışlar. Bir tek aşağıdaki çıtaları yokmuş. Onları da işte belediyeden alalım, temin edelim demiş. İzinli dilekçesini de vermiş. Fakat yani oradaki marangozun olmadığı bir zamanda alınınca toplamında yani gidip baktığınızda 200-300 liralık bir şey belki. Ama buradaki önemli olan şey onun izinsiz olarak çıkarılmasıydı. Evet. Öğrenir öğrenmez hemen belediyeye geri getirdiler. Yani sadece çıtaları. Fakat marangozun görevden alınıp başka bir göreve aktarıldığı konusu bu olayla ilgili. O biraz rahatsızlık yarattı açıkçası. Onu da söyleyeyim. Hemen kurulmuş, muhakkik tayin edilmiş. İşte yarın hocalarımız da gelecek, müfettiş danışmanlarımız da gelecek. Onlar da değerlendirmelerini yapacaklar. Oradaki marangozla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama bunun daha önceden, bizden önceki süreçlerde aynı marangozun birçok daire müdürüne veyahut da belediye çalışanına, hatta memleketine varana kadar bu işleri yaptığı ortaya çıktı. Yani sadece bu değil, bu işleri yapıyormuş ve de bir kurnazlık yaparak onları da resimleyip zaman zaman kendine göre işte bak bende resimleri de var gibisine bir delil gibi kullanmaya çalışan bir kişi art niyetli. Yani onu alan suçluysa eğer, veren de suçlu. Sen devletin malına sahip çıkmamışsın, niye veriyorsun? Bu anlayıştır. Onunla ilgili de müfettişlerimiz dediğim gibi muhakkik raporun her şey ortaya çıkacak. Gereken doğru olan neyse yapılacaktır. Oradaki görevden alıp başka yere vermedir. Belediyemizde bir işçi olarak çalışan
marangoz kadrosunda da olmayan birisidir. Ama marangoz yeteneği varmış. Böyle de yetenekleri varmış. Diğer yetenekleri de öne çıkınca artık rapor da olsa gereken yapılacaktır. Şimdi o Mudanya trafiğiyle ilgili çalışmalarınız var. Evet. Bildiğim kadarıyla. Ağustos ayı içinde bu konuyla ilgili çok olumlu gelişmeler olacağını söylemiştiniz. Önceki basın toplantısında. Onunla ilgili ilave bir şey öğrenecek miyiz? Tabii bir çalıştığımızda trafikte hatta şeyde meclis toplantısında da verdik. Trafik projesi çalışması bitti. Bu mütareke etkinlikleri içerisinde yapacağımız kurultayda yine bu konuyla ilgili çalışmalar son gelinen nokta ortaya konacak. Vatandaşlarımız, sivil toplum örgütleri, hemşehrilerimiz bilgilendirilecek. Mudanya'nın trafik sorununu çözmek için biliyorsunuz bizim sorunumuz değil. UKAME ve Büyükşehir'in sorumluluğunda. Ancak onların yetersiz kalması veyahut da duyarsız kalması, hatta söylenene göre öylesine bir ödeneklerin olmamasından dolayı biz de Mudanya'nın fazla beklemeye tahammülü olmadığından bu projenin hazırlanmasını sağladık. Tabii ki UKAME'nin ve Büyükşehir'in onayı da gerekiyor. Ama bunu da o proje bittikten sonra eğer o aşamada gerek UKAME veyahut da gerekse Büyükşehir'den izin çıkmama durumunda, izin verilmeme durumunda bütün Mudanya'da ve hemşehrilerimizle paylaşarak onlara baskı yapıp bu projenin hayata geçmesi için çaba sarf edeceğiz ve bunu yaparken de Büyükşehir'den veya bir başka yerden bir kuruş destek dahi istemiyoruz. Biz Mudanya Belediyesi olarak bunu yapacağız. Hep ben konuşuyorum ama arkadaşlar iki tane daha sorun kaldı, izin verirseniz. Şimdi emeklilerle ilgili yaptığımız bir çalışma vardı. Emekliler evi demiştik. Emekli evi. Emekli dayanışma evi. Evet. O konuda halk arasında konuşulan şu var. Deniyor ki çevre esnafından bir takım baskılar geldi başkana. Başkan o yüzden işte esnafa zarar vermiş olmamak için orayı özellikle açmayı geciktiriyor. Konunun açıklığa kavuşmasında yarar var. O çünkü bitmiş gibi görülüyor dışarıdan. Ama bugüne kadar niye açılmadı? Tamamen bitmiş vaziyette. Eğer olursa da yarın startı vermiş olacağız, başlanmış olacak. Evet. Eksik olan işte bardak gibi ufak tefek şeyleri var. Bir de sandalye ve masaların örtüleri alındıysa, eğer bugün için temin edildiyse, yarın orasını açıp yani en azından daha sonra da bir güzel bir açılışla birlikte tüm Mudanya'ya sunmuş olacağız. Hiç kimseden bana gelen bir şey yok. Esnaftan veyahut da bir başkasından. Yani bu önemli. Çok önemli. Yani önemli, ben de önemsiyorum. Aksine yani bununla ilgili birçok ilgili kesimlerden destek geldi. Hatta şöylesine, biz orada çay kahve ücretsiz vereceğiz dediğimiz halde bazı emeklilerimiz dediler ki ya ücretsiz olmaz, bundan bir bedel alın. Tabii ki biz de belediyemizin bir işletmesi olmadığı için, bir şirketi olmadığı için bir formül aramaya çalışıyoruz. Belki bunu Emekli Sen Sendikası'nın bünyesinde veyahut da bir kumbara koyarak Engelliler Derneği'ne atına. Yani kaç kuruş atarsa, ister atsın ister atmasın, 50 kuruş 1 lira neyse gibi. Yani faturalı bir olay değil. Yani buradaki durumu gerçekten desteğe ihtiyaç olan derneklerimize aktarma gibi düşüncemiz var. Onu aşağıda açılışı yaptıktan sonra emeklilerimizle birlikte karar veririz diye düşünüyorum. Birlikte karar verirsek güzel şeyler çıkar ama orada esas amaç şu. Bunun anlaşılmasını istiyorum. Yani o emekli dayanışma evinde buluşturacağımız emekli olmuş insanlarımızın aktif hale getirilmesini, sosyal yaşama ve belediyemizin sosyal projelerinde birlikte değerlendirme, çalışma yapma anlayışı var. Yani ne gibi? Örneğin öğretmenlerimizden, branş öğretmenlerimizden özellikle çok ihtiyaç olan matematik, fen gibi, İngilizce, yabancı dil gibi, işte diğer yetenek gerektiren müzik, saz gibi, işte diğer resim gibi öğretmenlerimizi hayatın içine katıp yoksul ihtiyacı olan öğrencilerimize, çocuklarımıza ders verme, onları üniversiteye hazırlama, onları işte diğer imtihanlara hazırlama, var olan sistemdeki, eğitim sistemindeki bütün şeylere hazırlama gibi bir niyetimiz var. Bunda da çünkü çokça talebimiz var. Öğretmenlerimiz var, bizim başımızın tacı öğretmenlerimizin bu konudaki destekleriyle birlikte bunu iyi bir başarı yakalayacağımıza inanıyorum. Çünkü çok duyarlı, işte sizler de biliyorsunuz, öğretmenlerimiz var. Onların aktif hale gelerek yaşama sevinçlerinin ve yaşama arzularının artırılmasıyla daha uzun ömürlü olacağını ve de verdikleri o hizmetlerden dolayı
çok da mutlu olacaklarını biliyorum. Son sorum olacak. Evet. Ondan sonra topu bırakıyorum. Şimdi terapiye geçelim. Biraz şahsi soru gibi olacak ama Arnavutköy bölgesinde yaşıyorum ben. O bölgenin uzun süreden beri sıkıntısı olan baz istasyonları konusu var. O konu bir türlü çözülemedi. O bölgede cep telefonları çekmiyor. İnternet kullanılamıyor. Yani şeyden dolayı tahmin ederim. Ilave olarak yapılan baz istasyonunun, ilave baz istasyonunun şeyleri yeterli olmadığı için tahmin ediyorum. Gemlik Kumla'dan ancak denizcilere mahsus olarak verilmiş olan baz istasyonu hizmetinin ancak bu şekilde o bölgede yaşayan insanlara intikal edebildiği söyleniyor. Bu turizmin başkentiyiz ya, turizmin başkenti olmayı bir şekilde daha fazla hak etmek zorundayız. Çünkü Arnavutköy bölgesi cep telefonunun çekmediği, internetin hiç kullanılamadığı yokluğu yaşıyorsa bunun belediyenin de katkılarıyla bir şekilde çözülmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi tabii bunlar büyük firma. Fakat anlayışları şu, yani neredeyse hiç para vermeden bu işleri çözelim. Çok para kazanan firmalar genelde işte böyle belediye veyahut da kurumlara herhangi bir ödeme yapmaya geldiği zaman çok cimri davranıyorlar. Biz onlar bir çalışma yaptılar ama yine de biz Mudanya'daki yurttaşlarımızın internet gibi sorunlarını çözmek için Güzelyolu Atatürk Meydanı'nda, Mudanya İskele eski adıyla, şimdiki adıyla Cumhuriyet Meydanı'nda, yine Mütareke Meydanı'nda ve Trilye'de ücretsiz internet hizmetimiz başladı. Yaklaşık 6 ay gibi bir süreç oldu. Ve de çok da ilgi var. Bunu genişletme düşüncemiz var. Arnavutköy'de yat limanının o bölgede, Halitpaşa tarafında bir şeyimiz daha olacak, çalışmamız daha olacak. Elimizden geldiğince bu şekilde çözerek hem hizmet vermiş olacağız hem de bu sorunu çözmüş olacağız. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sanıyorum bu konuda da ilk herhalde Türkiye'de başka ücretsiz internet olan yapan belediye var mı onu da bilmiyorum. Belediye yok, muhtarlık var. Ha, olabilir. Başkanım, benim için soru değil aslında. Biraz da merakımdan ben sormak istiyorum. Tabii senin Bursa'dan Mudanya'ya baktığımızda, hiç sizinle görüştüğümüzde de söylemiştim. Sanki böyle esnafıyla kavga eden bir belediye başkanı görüntüsü vardı. Oysa sizi dinledikçe ben kanılarım o yönde değişiyor. Şurada başkanım, ilk sayfada 1'den 7. sıraya kadar baktığımızda 5140 67 milyar 260 kafe, çay bahçesi, pastane 15-16 katı. Yani arada ciddi bir uçurum. Evet. Yine baktığımızda da işte 5000 liralık bir şeyden 42 milyar bin liraya çıkan bir rakam. Evet. Bu da çok uçuk ve şeyler böyle yani 2.856 ve 2.783 buraya baktığımızda da 24.000 ve 14.000 gibi rakamları görüyoruz. Evet. Çok ciddi farklar değil mi bunlar? Bir de sözleşme sürelerinize baktığımızda 10 yıl en sondaki şu 4 ay görüyorum, o da zannedersem balıkçılıktı değil mi efendim, o şeydeki Erol Balık mı? Tabii o ecrimisiyle olduğu için, ihale yöntemiyle değil, işgaliye karşılığı ecrimisiyle. 4 ay sonra ihaleye yemek gidilecek burada. Yok, onu sadece aynı işletmede gene ecrimisi tespitini yapıyor arkadaşlarımız, rayiç bedelini tespit ediyor. Aynı işletmeci devam ediyor. Oranın konumu farklı. Farklı. Oranın konumu farklı. Yani orası tapulu bir alan değil açıkçası. Yeşil alanda kalan, yeşil alanlarda da biliyorsunuz %3 inşaat, yani kapalı alan yapma şartı var. Orası da o daha önce sanıyorum kaç 96 yılında mı kaç yılında verilmiş. Bu yöntemle devam etmiş. Biz de aynı yöntemle devam ettik. Yeni işletmeci devam ediyor. Gördüğünüz gibi oranın kirası da 24.000 liraya çıkmış. Bu farkları herkes görüyor. Çok ciddi farklar var burada. Nereden sadece nereye? Sadece iki yerde şey yapmışsınız. Süleyman Şaş ve Tuncay Şaş kardeşler herhalde, bilemiyorum. Hı-hı. Onların 840 lira olan kiraları da 700 liraya düşürdü. Orada şöyle bir şey yaptık. Halk kahvelerinde bunlar. Adaleti sağladık. Yani birisi 700, birisi 800 olmaz dedik. Dedik ki hepsi aynı seviyede. O insanlar da kendileri ihaleye girdiler. O seviyede metrekareye göre farklı metrekareler var. Aynı metrekarede olanlar aynı fiyattan
ihaleleri yapıldı ve de işte güle güle kullanıyorlar. Bazılarının böyle çok abarttığı gibi şeyler de değil, burada görüyorsunuz zaten. Peki size tepki gösteren, hani Mudanyalı esnaf dediğinizde bu ilk yedi insanlar mıydı sizlere tepki gösterenler? Yok, yok. Genelde işte ya aslında tepki gösteren esnaf, tepki gösteren esnaf sayısı birkaç kişi. Ama bunlardan nemal almak isteyen, bunları kullanmak isteyen onların örgütünün başı ve Bursa'daki temsilcisi. Onlarınki de ters tepti. Ne olduğunu zaman içerisinde herkes gördü. Bizim onlara yaptığımız ve bundan sonra da yapacaklarımız, herkes kullandığı yerin kiracısı oldu. Önceden demir parası verenler, buradaki belki rakamların da üstünde kira verip, o eski belediye muhatap olan kiracıların, o sözde kişilerin, bana göre aracıların, tefecilerin kazandığı paralar vardı, hepsi kalktı. Yani bu rakamların üstüne el altından zarf üzerinde rakamlar mı ekleniyor? Yani yok yok, yani 783 liralık kira şimdi 24 lira civarında. Yok, yok, onu özellikle hal esnafında vardı, bu bazı yerlerde vardı. Örneğin diyelim ki kiralamış 200-250 liraya, vermiş dışarıdan birisine 1500 liraya, 1250 lirasını cebe, 1250 lirasını cebe, 250 lirasını belediyeye verip geçimini sağlayan, çok da rahat yaşayan, her sene model model arabasını değiştiren, arabasının modelini değiştiren insanlar vardı. Bunlar bitti. Burada tabii olmayan şey de var. Mahkemesi devam ettiği için elde koymadık. Mesela Montagne Otel de var. Montagne Otel de mesela bunu koyduğumuz zaman bizim kira gelirlerimiz yaklaşık 4,5-5 milyona yakın bir seviyeye gelmiş oluyor. Bu da... Montagne size kiracı var mı? Tabii. Şu anda kirası ne diyorsunuz? Montagne'nin kirası benim aklımda kaldığınca, hafızamı 4.597 lira herhalde. Onlar 7.500 lira istediler, biz 25 bin lira istedik. Ve uyuşmazlık olunca mahkemeye gittik. Yap işte devletle verilmiş. Orası 40 yıllığına mahkemeye gittiğimizde sanıyorum 29 yılı dolmuştu. Şu anda 30-31. Yılı dolmak üzere. Bu süreç içerisinde işte kira tespitleri yapılıp mahkeme sonucunda sanıyorum oradan da biz haklı olarak çıkacağız. Çünkü 150 yatak değil mi? 150 yataklı bir otel. Kirası 4.597 liraydı ben yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da işte takdirlerinize bırakıyorum ya. Yani evet. Nasıl bir şey bu? 150 yatak. Kahvehane fiyatı. Şey midir peki, yani yapışır söylediğiniz için. Yaklaşık 30 yıl zaten bunun gerçi maliyetle çıkmıştır ama hani yasa buna müsait mi, atıyorum 15 yılda maliyete yakalıdı, işte 15 yıldan sonra kiranın rayiçliğine yakalaması gibi bir şey var mı? Var, hepsini onu arkadaşlarımız, hukukçularımız değerlendiriyor. Bu kullanılan süreç içerisindeki elde ettiği kazanç, işte geri kalan süreç gibi hepsinin biz açıkçası yargı yoluyla ama ortaya çıkmasını istedik. Çünkü oranın hakkı gerçekten belki ihaleye çıkmış olsa, yok yap işte devlet olayı olmasa, ihaleye çıkılmış olsa bizim istediğimiz, belirlediğimiz, yani takdir komisyonunun belirlediği 25 binin de üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Yani bunu da kamuoyunun, sizlerin takdirine bırakıyorum.